eğer bunları ben arkadaşlara ders olarak anlatırsam, oradakiler şunu düşünecekler, ben dahi. Buradaki toplumun hepsini kübür ehli, bizim din, diyanet gibisinden böyle bir derdimiz olmasın, herkes kılıçlı kıbrısını toplasın, hayatı kübür içerisinde yaşıyor. Bu noktaya getirdi insanı. Şimdi diyeceksiniz ki, evet küfre düşüren insanlara haller var mı? Çok. Hepimizin üzerinde bunlar vardır. Hepimizin üzerinde. Ben dahil hepimizin üzerinde küfre düşüren haller vardır. Ama ümit ediyoruz. Tövbemiz var ya her akşam. Ümit ediyoruz. Namazımız var ya 5 vakit. Ümit ediyoruz. Haftada 1 günde olsa, 2 günde olsa, 3 günde olsa zikrimiz var ya, imanımızı tazelediğimize dair ümit ediyoruz. Her namaz kılmak, imanı kabul etmekse, Allah ve Resulünü kabul etmekse, dini kabul etmekse, 5 vakit namaz kılan bir kimsenin tecdidi iman ettiğine inanıyorum. O yüzden namazın üzerine ehemmiyetle duruyorum. Diyorum ki hangi halde olursanız olun. Nerede olursanız olun. Nasıl olursanız olun. Ne iş yapıyorsanız yapın. Ne iş yapıyorsanız yapın. Muhakkak 5 vakit namazınızı kılın. İkindiyi kılamadın. Akşamdan önce kıl. Akşamı kılamadın. Yatsıdan önce kıl. Öğleyi kılamadın. İkindiden önce öğleyi kıl. Öğleyi, ikindiyi, akşamı kılamadın. Yatsıdan önce öğleyi kıl. İkindiyi kıl. Akşamı kıl. Sonra yatsıyı kıl. Bu seni tembelliğe itmesin yalnız. Buradaki maksadım, buradaki gayem şu. Hiç olmazsa bu saatten sonra 5 vakit namazını bırakma, terk etme. Öğleyi kılamadım diye ikindiyi de terk etme. Veya ikindiyi kılamadım diye akşamı terk etme. Namazın bir vaktini terk edersen şeytan ve nefis oradan kapı aralar, öbür namazları da senden çalmaya çalışır. Sen öbür namazları çaldırma. Sen bakma ham sopuların dediklerini, bir vakit namazını kılmazsan sen dinden gittin diyenlerin sözüne bakma. Sen namazı bir vakit geçirdin diye işte şu kadar cehennemde azap olacaksın diyenlerin sözüne bakma. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Ben sizin namazı seve seve kılmanızı istiyorum. Çok namaz kılmayın. Namazı seve seve kılın. Gönlünüz namazda olsun. Namazınızı geciktirdiğinizde, namazınızı kılamadığınızda gözünüzde yaş olsun. İçinizde bir hırs olsun. Namazını kıl. Kolaylaştırıyoruz. Sefere çıkmışsın. Hanefiler seferinde namazı cem etmeye müsaade etmemişler. Bunu parantez içerisinde söyleyeyim. Sen sefere çıktın. Namazı zor kılacaksın. Cem et kardeşim. Namazını kılsa, senin o namazı kılma mümkünatın yok, iş, dünya, olsun busun seni basmış. Bir şekilde bir olağanüstü bir gün yaşıyorsun. Sen namazını cem et o gün, kıl namazını. Namazını kıl. Namazın seni küfürden muhafaza edecek çünkü. Namazın seni küfre düşmekten muhafaza edecek. Namazın seni günah kebaya düşmekten muhafaza edecek. Namazın seni içki içmekten muhafaza edecek. Fuhuş etmekten muhafaza edecek. Kumar oynamaktan muhafaza edecek. Namazın seni günah kebaya işlemekten muhafaza edecek. Namazını kıl. Ve devamlı eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu der. Kelime-i tevhid getir. İmanını tazele, hadis-i şerifle sabit. Siz imanınızı tazeleyiniz, imanınızı yenileyiniz. Nasıl ya Resulallah? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerekten imanınızı yenileyiniz, tazeleyiniz. O zaman imanınızı tazeleyin. İmanınızı yenileyin. Devamlı kelime-i şehadet getirin. Ve devamlı kelime-i şehadet getirerekten yürüyün. Ola ki diliniz sürttü, kalbiniz sürttü, içiniz bir şekilde alaşağı oldu. İmanını tazelesen ümitsizliğe düşme. Şeytan seni ümitsizlik çukurunda boğmasın. Şeytan seni ümitsizlik batağına götürüp oraya batırmasın seni. Ümit et ama yürü yolda.
Sana bir başkası küfre düştüğünü söyleyebilir. Sana bir başkası küfür ehli olduğunu söyleyebilir. Sana bir başkası herhangi bir amelinden, herhangi bir yaptığından dolayı seni kafir olarak nitelendirebilir. Öyle nitelendirenlerin büyük bir çoğunluğu sen namaz kıldığın halde, kelime-i tevhid getirdiğin halde, kıbletullah'a yöneldiğin halde öyle diyorsa, o şeytanın sesi şeytanın korazanı. Sen ona kanma, ona aldanma. Her ne kadar büyük günah işlersen işte, sen kelime-i tevhid, kelime-i şehadeti getir, Allah'a tövbe et, geri dön, devam et. Hani Hazreti Mevlana demiş ya, 1000 sefer tövbe şişesini kırsan da yine gel. Sen 1000 sefer küfre düşmüş haller ve hareketler içerisine girebilirsin. Sen gel kardeş. Sen Allah'ı tanıdın da Allah'ı biliyorum da gel. Ben sana iman ettim de gel. Ben ey ya Rab, sana da Habibine de kitaplarına da iman edilmesi gereken bütün her şeye iman ettim de gel. Ümitsizliğe düşme. Allah bizi affetsin inşallah. Tabi amel defterindeki iyilikler silinir mi demiş. Muhakkak silindiğini söyleyen ulemalar var. Silindiğine dair fetvalar var. Ama bu zamanda yaşayan Müslümanlar bu bilgiden yoksunlar. Bu bilgiden uzaklar. O yüzden ben o fetvanın, o halin çalışılabilir, işleyebilir olduğuna inanmayanlardım. Allah gafur rahimdir, biz ümit edelim. Kelime-i tevhide devam edelim. Namazımıza, orucumuza, ibadetlerimize devam edelim. Tövbemize devam edelim inşallah.